İnsandaki üstün frankasını konuşacağız. Doğada evrende üstünlük diye bir şey yok. Deneylere köle olan insan aklı üstünlük sistemini oluşturdu. Ve oluşturduğu her sistem, icat ve kavram bir üstün bıraktı. Bir üstün o sistemin, o kavramın ve o icatın tanrısıydı. Tanrısı oldu bütün kanun, kural, yasama dair ne varsa kendisi çiziyor, kendisi belirliyor. Bütün kararlar kendisi veriyor. Bu üstünlük e, sistemi insan yarattı. İnsanları parça parça yaptılar, Yunanlara, fikirlere, sistemlere, kavramlara ayırıp bunların başına da bir ün bıraktı bu üstünlük frankası doğaya aykırıdır. Evrene aykırıdır. Canlılığa aykırıdır. İnsan üstünlük sistemiyle ilk üstün sistemini doğadaki kendisi dışında yaşayan canlıların üzerinde kurmasıyla ilan ediyor. Ve bunu ateşi kullanarak ateşi yakalarak ilan etti. Ateş yakalamasaydı insan hiçbir sistemi icatı, kavramı kuramazdı ve basında da bir üstün olamazdı. Şu anki toplumda da şu anki toplumdan önce insan üzerinde insan üstünlüğü tanrılığa yol açtı. Tanrı krallığa yol açtı. Peygamberliğe, devrime, devlete birçok sisteme yol açtı. İnanç sistemine baktığın zaman birbirine üstünlük vardır. Sürekli bir insan bir üstte duruyor, başlamak başlamak bu insandan o insana geçiyor. Bir insanın önünde elini kaldırıyor, bir insanın önünde boyun eğiyor. Yunan sisteminde bu vardır. Tanrı krallık sisteminde de bu vardır. Devrim sisteminde de vardır. Üstünlük vardır. Devletçi sistemde de vardır. Felsefe sisteminde de vardır. Kısaca yani, birçok e, sistemde bu üstünlük vardır. Yani üstünlük e, frankası çok tehlikeli bir frangastır. Felaket kavuş yaratıyor. E, şimdiki sisteme bakıldığı zaman, biri paranın gücüyle üstünlük yapmaya başlıyor. Biri inancın gücünü kullanarak üstünlük yapmaya çalışıyor. Biri devrimin gücünü kullanarak üstün olmaya çalışıyor. Biri paranın gücü, biri devletin gücü. Yani bu sistemlerin güçlerini birbirine karşı kullanmaya çalışıyorlar. Devletçi bir adam, ben devlet arkamdadır, ben istediğimi yaparım. Devrimci bir insan Devrim benim arkamdadır. Ben her şeyi yapabilirim. Paralı bir insan. Benim param vardır. Param arkamdadır. Her şeyi yaparım. İnan sisteminde ise e, benim Allah'ım vardır. Benim dinim vardır. Arkamda ben her şeyi yapabilirim. Bilim sisteminde benim ışığım vardır. Işığım arkamdadır. Ben yapabilirim. Yani bu üstünlük kavramı gerçek evren doğa yaratıcılığına, canlılığına aykırıdır. Bu yüzden e, üstünlüğü e, reddedin, reddetmek gerekir. Bulunduğunuz her yerde üstün olmaya çalışmak isteyen herhangi bir insanı kabul etmeyin. Herhangi bir insanı kabul etmeyin. Bu üstünlük sadece insan insana değil, diğer canlılara da oluyor zararı, felaketi, kavuşu. Bu yüzden üstün olmayın.